أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli arkadaşlar, biz özellikle zekatı kimlere dağıtılması gerekiyor o babta kalmıştık. Babu kısmı sadakat. Biz 1 ile 2 ile 3, 4'ü dile getirmiştik. 5. kısımda kalmıştık. Ki biz bu konuda innema sadakatu lil fukara vel mesakin ayeti kerimesini delil getirmiştik. İşte mezhep imamlarımız buna dayanıyorlar. Bundan mütevellit 8 kısma dağıtılması ile ilgili hemfikirdirler. Şimdi burada 5. kısımda durmuştuk. El-Hamisu el-Rikabu. Bir de zekat kölelere verilebilir. Biz demiştik fakirlere verilebilir, miskinlere verilebilir. Zekat memurlarına verilebilir, bir de müellefe-i kulüp kısmına verilebilir, bir de rikap efendim kısmındaki kişilere verilebilir. Rikabın hangi kısmı? Vahumul müke. Çünkü diğer köleler efendilerin güdümünde olduğundan ötürü zaten efendileri onlara bakmakla yükümlüdür. Buradaki köleler bunlardır. Vahumul mükatebune. Mükatep ne demekti? Daha önce de dile getirmiştik. Bir kölenin azat olması için efendisiyle anlaşıp her ay kendini taksitlendirmesi ve böylece onun özgür olabilmesi noktasında zekat veriyorsun ki kendini tam azat edebilsin diye. وَهُمَ الْمُكَاتَبُونَ مُكَاتَبُونَ olanlar efendim o kısma verilebilir. فَيُعْطَوْنَ مَا يُؤَدُّونَ اِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مَا يُؤَدُّونَ فَيُعْطَوْنَ kendilerine verilir مَا يُؤَدُّونَ eda edecekleri اِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ eğer onlarla yok ise مَا يُؤَدُّونَ eda edecekleri eğer kendilerinde eda edecekleri para yok ise o zaman kendilerine eda edecekleri bir para verilir. 6. kısım اَسَّادِسُ الْغَارِمُونَ borçlu olanlar iflas etmiştir veyahut kendisi bir paranın altından kalkamıyor. İflas etmemiş ama borcu vardır. Bu tür kişilere de gider. فَاِنْ غَرِمَ الْاِصْلَاحِمْ بِاَنْ اِسْتَدَانَ دَيْنًا لِتَسْكِينِ فِتْنَةِ دَمٍ اَوْ مَالٍ فَاِنْ غَرِمَ الْاِصْلَاحِمْ Eğer bir barış için borçlanırsa, yani bir barış için kendisi bir salahiyet için, insanların maslahatı için kendisi bu konuda borç alırsa, bir enistedane şu şekilde, bir enistedane yani borç alırsa liteskini fitneti demin kan fitnesinin teskini için durması için yani kendisi fitne neticesinde bir kanın dökülmesinden korkuyorsa o fitnenin durması için kendisi ne yapar? Borç alır. İşte bu borçlu kişi kendisi durumu iyi olsa da onu kapatabilmesi noktasında zekatı alabilir. لِتَسْكِينِ فِتْنَةِ دَمِنْ اَوْ مَالٍ دُفْيَعَ اِلَيْهِ مَعَ الْغِ Ya da bir mal fitnesi, yani fitneti demin اَوْ مَالٍ bir kan fitnesi ya da bir mal fitnesinden ötürü, yani onu teskin etmekten ötürü borç alıyorsa, borçlanıyorsa bu noktada inşallahü teala دُفْيَعَ اِلَيْهِ kendisine para zekat verilir ma'al gina zengin olmakla beraber yani kendisi zengin olsa da bu konuda sıkıntı yoktur. Ve in istadana li nafaqatihi ve nafaqati iyalihi dafa'a ileyhi ma'al faqri dun al gina. Eğer kendisi kendi nafakası, kendi geçimi ve kendi ailesinin geçimi için borç alıyor ise daha önce ve sonra veremeyecek bir boyuta geliyor ise dufi'a ileyhi ma'al fakri fakirlikle beraber kendisine verilir. Yani kendisi veremeyecek bir takatta olursa o zaman kendisine verilir. Dunel gina zengin efendim olmaksızın. Zengin olan bir kişi alırsa vermek zorundadır zaten. Ve in istedane eğer borç alırsa ve sarafahu fi masiyetin ve günahta onu çarçur ederse kendisi daha önce cahiliyet döneminde Müslüman olduğu takdirde herkesin bir cahiliyet dönemi illaki genellikle oluyor. Cahiliyet döneminde adam içki içmiş,
O parayı borç alarak günahlara vermiş, sonra tamamen tövbe ediyor. Ve tabe sonra tövbe ederse dufi aleyhi fil asah görüşe göre kendisine defedilir. Çünkü İslam'a girmek ve İslam'a girdikten sonra yapılan günahlar neticesinde tövbe, bu her ikisi de Allah'ın izniyle insanların günahlarını tertemiz yapar. Tabi tövbe-i nasuh şartları zaten var, dört tane. Es-sabi'u, bir de yedincisi. Zekat verilmesi gereken yedinci kısım fi sebilillah. Allah yolunda olanlar. Ve fi sebilillah Kur'an'da geçiyor ya. Ve humul gazatul lezine la hakka lehum fi divani fi yu'tawna ma'al gina ma yekfihim li gazvihim min silahin ve farasin ve kisvetin ve nafakatin. Allah yolundaki mücahitlerdir. Ve humul gazatu ellezine la hakka lehum fi divani. Divanda kendi, yani hazineden kendileri için bir pay olmayan savaşçılardır. Diyelim ki bir devlet askerlerine maaş veriyor ise ve kendisi zekat alma noktasında kendine helal ediyorsa bu kesinlikle haramdır. Çünkü devletin verdiği maaş zaten zekatın altına girecektir. Mesela Hazreti Ömer döneminde divan kuruluyor ve artık savaşçılara maaş aylık veriliyor. Bundan ötürü onlara zekat verilmiyor ya da topraklar verilmiyor. Yani ganimet de artık bundan sonra verilmeyecek diyor. Bu savaşçılar la hakka lahum, kendileri için bir hak yok fi divani, divanda. Fe yu'tawna ma'al gina ma yekfihim. Yani zengin fe yu'tawna ma'al gina, zengin olmakla beraber kendilerine yetecek kadar li gazvim, savaşları için min silahin, silahtan, attan, giyecekten ve nafakatin, bir de nafakadan. Buradan da anlaşıldığı gibi birisi zengin olursa savaş için Allah yolunda silah, at, elbise, nafaka, zekat olarak alabilir. Bunda bir beis yok. Zaten Halid bin Velid'in savaştığı, kendi üzerine binip savaştığı at ile elindeki kılıçlar hepsi Allah'ın yolunda verilen zekattı. Halid bin Velid Hazreti Ömer döneminde o zaman kendisine veriliyordu. Bir de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten söylüyor. Onlar savaşçıdırlar. Onlara elbette verilir diyor. Es-Saminu, sekizincisi İbn-i Sabil. Yolda kalmış yolcu demekti. Buna da verilebilir. Bunda da bir beis yoktur inşallahü teala. İbn-i Sabil'i vahvel musafirun müctazu bina, bu yolları aşıp bize gelen yolcu anlamına geliyor. Ya da evil münşi veli seferi fi gayri masiyetin. El münşi veli seferi yolculuk için başlıyor, fi gayri masiyetin, günah olmaksızın. Yani günah efendim işleyeceği bir yolculuk yapacak ise bu kabul edilmez, buna zekat verilmez. Aksi takdirde mübah bir yoldan ötürü yapıyorsa feyu'ta nefakaten, nafaka kendisine verilir ve merkuben, binek de verilir me'al haceti, tabi ihtiyaçla beraber, ihtiyacı olmaksızın keyiften veyahut keyfiyetten ötürü veriliyorsa bu kesinlikle olmaz. Ve in kana fi beladihi malun, eğer diyor onun memleketinde mal var ise, şimdi burada dikkat edin, çok önemlidir. Diyelim ki Diyarbakır'da ya da diyelim ki İslam aleminde bir hilafet var. Bu hilafet kesinlikle zekatların ona verilmesi şarttır, vaciptir. Daha önce şartları söylemiştik. Eğer mal çok ise, elinden çıkarması gerekiyor ise, o zaman fakirler o da dağıtabilir. Ama eğer devlet imamı buna müsaade ediyorsa, eğer devlet imamı diyor ki, halife diyor ki, hepsini vereceksiniz, biz dağıtacağız, bu noktada onlara verilir. Ya da devlet imamı kendisi diyor ki herkes kendi zekatını dağıtabilir. O zaman nereden başlıyoruz? Bizim yanımızdaki insanlar fakir iken zekat onlara, yoksa başka bir ülkede, başka bir şehirde oturanlara mı önce veririz? Onunla ilgili genel bir detay vermeye çalışıyor. Ve in kana fi beladihi malun, eğer onun memleketinde mal var ise, ve men fihi sebebani, ve o kişide de iki sebep var ise, mesela diyelim ki zekat verilmesi gerekiyor, memleketinde para var, pul var, mülk var ve sen hem Allah yolunda savaşıyorsun hem de fakirsin. Burada sende iki
özellik bulunmuş oluyor. Ya da sen hem zekat memurusun hem de çok fakirsen yine iki sebep bulunmuş oluyor. Diyor ki وَمَنْ ف۪يهِ سَبَبَانِ Her kim içinde, şahsiyetinde iki sebep bulunursa لَمْ يُعْطَى اِلَّا بِيَحَدِيمَ İki tanesinden bir tanesiyle efendim verilir. Yani her iki tarafı düşünülerek zekat verilmez. فَمَتَ وُجِدَتْ هَذِي الْاَصْنَافُ ف۪ي بَلَدِ الْمَالِ Diyor ki ne zaman ki bulunursa هَذِي الْاَصْنَافُ Bu kısımlar, 8 tane kısım hani vardı onlara verilmesi gerekiyor ya. Fi beledil mali mal memleketinde yani malı mülkü olan bir memlekette 8 bu 8 sınıf 8 kısım orada bulunuyor ise fe naqlu zekat ila gayriha zekatı o memleketten başka bir memlekete götürmek kesinlikle haramın haramdır. Yani senin memleketinde bu 8 tane kısım var ve açtırlar, buna muhtaçtırlar, sen götürüp başka ülkeye olmaz. Fe meta vucidet bulunur ise هذه الاصناف bu kısımlar bu sınıflar 8 tane sınıf fi beledil mali mal beldesinde yani beledil mal derken efendim zekatın verileceği o ülkede fe naqlu zekat ila gayriha zekatın başka yere götürülmesi nakledilmesi haramın ve lem yecuz illa en yufarrik el imam felehun naqlu diyor kesinlikle bu caiz değil ancak eğer imam ne yaparsa illa en yufarrik el imamu felehun naqlu Eğer devlet imamı kendisi zekat malını pay ediyor ise o ayırıyorsa felahun nakli o zaman kendisi başka yere taşıyabilir. Tabii eğer devlet adamı veriyorsa. Çünkü devlet adamı bu konuda herkesten daha iyi görüyor ve çatıdan kendi halkını görüyor. Bundan ötürü o izin veriyorsa sıkıntı yok zaten. Ve inkâne maluhu bibâdiyetin. Eğer malı kırsal bir yerde اَوْ فُقِدَتْ اِلَى اَصْنَافُ كُلُّهَا Ya da bu 8 sınıfın tamamı bir beledi memleketinde yok ise bak فُقِدَتْ eğer düşerse اَلَى اَصْنَافُ bu 8 kısım كُلُّهَا tamamı bir beledi memleketinde نَقَلَ اِلَى اَقْرَبِ بَلَدِنِ لِي kendisine en yakın olan beldeye memlekete taşır efendim. Yani hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelirken Allah diyor ki ilk ayetlerde وَاَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Önce kendi akrabalarını. Bu İslam'ın şeriatında var olan bir şeydir. İnsan kendi yakınında bulunanlara kesinlikle öncelik vermesi gerekiyor. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor. Ya Resulallah bir kızım var bu malımı kime vereyim? Miras hepsini ben vefat etmek üzereyim. Allah Resulü diyor ki Sa'd diyor. Kızına bırak, üçte bir sadece ver. Çünkü senin ailene mal mül bırakman başkalarına hibe veyahut sadaka olarak vermenden daha hayırlıdır. Senin eşinin ağzına koyacağın bir lokma senin için ecir olarak hesaplanacaktır. Adam diyor ya Resulallah malım mülküm var eşine var, malım mülküm var çocuğuna var, malım mülküm var akrabalarına, malum mülküm var ama bir türlü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ikna edemiyor uzaktaki kişilere vermesi için. Çok tekrar edince fenavil, dilediğin kişiye verebilirsin. Yani bu noktada hem Kur'an-ı Kerim hem de sünnet hadise-i şerifler bizlere önce aile, önce aile. Yani ailemizi düzeltmeden dışarıda biz insanları düzeltemeyiz. Ailemiz fakir iken zengin yapmadan dışarıdaki insanları zengin yapamayız. Bu noktada İslam aile yapısına çok önem vermiş. Ve in kana maluhu bi badiyetin dedik. Evet ve yecibu et tasviyetu beyne el asnafi kesinlikle bu kısımlar arasında eşitlik vaciptir. 8 kısım var. 8 kısım arasında adaletle dağıtılması vaciptir. Li kulli sınfin her bir sınıf için kısım için es-sümunu 8'de 1 var. İlle amile Amil, zekat memuru bundan müstesnadır. فَقَدْرُ اُجْرَتِهِ O ücretinin miktarı, ne kadar ihtiyacı varsa o kadar ona verilir. فَاِنْ فُقِدَتْ سِنْفٌ فِي بَلَدِهِ Diyelim ki senin ülkende 8 kısım değil, mesela bugün cihat bizim ülkemizde yapılmıyor diyelim. Bu cihat olmadığından ötürü otomatikmen 7'ye düşür. Kişi kendi eliyle veriyorsa ve zekat memuru olmuyorsa dikkat edin 6'ya düştü. Ve siz etrafınıza bakıyorsunuz, miskin değil, insanlar fakirdir. Dikkat edin, bu 5'e düştü. Hatta bugün biz zar zor 2 tane özelliğin kendisine bulunacağı insanlar görüyoruz yani. فَاِنْ فُقِدَتْ سِنْفٌ فِي بَلَدِهِ Eğer onun ülkesinde bu kısımlardan bir tanesi düşerse, فَرَّقَ نَصِيبَهُ Onun nasibini ayırır, اَلْبَاقِينَ Diğerlerine ek olarak ekler. فَيُعْطِ لِكُلِّ سِنْفٍ Artık
Feyu'ti geri kalanını verir. Geri kalanlara verir. Likulli sınfin her bir sınıfa es-sub'u kendisi 7'de bir. Ev sınfani ya da iki sınıf. Fukidat sınfani iki sınıf düştü. 6 tane kaldı. Felikulli sınfin es-sudus. Her bir sınıfa 6'da bir. Ve hakeda bu şekilde devam eder. Fe in kassemel maliku. Eğer malik mülkün sahibi pay ederse. Ve ahadun nisfi. Mahsurun. Ev kassemel imamı. Şimdi malın mülkü malı taksim ederken bu kısımlardan biri ya da diyelim ki birkaçı mahsurun sınırlıdırlar. Sadece birkaç tanesi o memlekette var görünüyor. Ev kassemel imamı mutlaka ya da imam mutlak bir şekilde herkese dağıtıyor. Ve emkenel isti'abu likesratil mali ve malın çok olmasından ötürü herkesi kapsayacak imkan da var ise vecebe. Herkese verebilirsin, dağıtabilirsin. Bunda bir beis yok. Zaten şeriat sıkıntı anlarında özellikle ciddi anlamda adalette davranmamızı istiyor. Eğer çok sıkıntı değilse bizi serbest bırakıyor. Müsamaha gösteriyor. Ve in kassemel maliku eğer mülk sahibi taksim edersen malı. Ve hum mahsurin ve onlar da sınırlıysa sınırlı oldukları takdirde sayıları az ise feekellu ma yecuzu en yutva ila selasetin min kulli sınfin. Efendim bu noktada yani feekellu ma yecuzu en yutfa ila selasin bu noktada def edebileceği en az asgari 3 kişi caizdir. Feekellu ma yecuzu caizdir en akalli en yutfa def edilmesi ila selasa 3 kişiye. Yani onun memleketinde sınırlı kişiler tek var. Hepsini bulamıyorsa en azından 3 sınıf bulması şarttır. Bu zekat malını 3 kişiye vermelidir. Min külli sınfin bu 3 sınıftan her birisine biraz. Sadece miskin tek bulunsa olmaz. 3 sınıf bulunmalıdır. İllel amil, tabi amil bundan müstesnadır. Zekat memuru feyecuzu vahidun. Yani bu noktada zekat memuruna tek de verilebilir. Allah'ın izniyle bunda bir beis yoktur. Şimdi biz vayun da bu sarfuda duruyoruz. O son dersimiz olacak zekatla ilgili Allah'ın izni, bereketi ve inayetiyle sonra kitab-ı sıyama geçeceğiz. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin.